Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben reçete diye adlandırdım, isimlendirdim reçete. Siz buna psikoloji de diyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi okuyacağım maddeleri mümkünse her gün aynı saatte aynı şeyi yap. Mesela ben hangi saati seçersen seç. Ama dersen ki kardeşim senin tecrübene dayanarak bu evratları hangi saatte yapayım? Şeyde yap. Sabah kalktığın zaman. Namazı bitirdin, tesbihatını bitirdin. Sabah yap. Hayata böyle başla. Bir, yapman gerekenler. Hizbul Kur'an'ını oku. İki, Hizbul Hakayık-ı Nuriye'ni oku. Üç, Kur'an-ı Kerim'den dersin olsun. Bunları kendi başına yapman biraz zor. Ne yapacaksın? Şirkete dahil ol. Şirketten sıra al. O zaman kul hakkı olduğundan dolayı nefis tırsar. Mecbur olursun okumaya. Ama kendi ben okuyayım dersen bunu tehir edersin İsmail. Ama şirkete dahil olursan bunu yapamaz. Şirkete dahil ol. Çünkü cemaat. Cemaatsiz duramazsın, okuyamazsın. Ben sana söyleyeyim. Tek başına okuyamazsın. Cüz'ü de bir al. Cüz al. Al bir yerden, yani dershanelerden. Yoksa Nur dersinde Ömer kardeşe telefon et. Abi de bana Hizbul Kur'an, Hizbullah Kayki Nuriye, Kur'an-ı Kerim'den ve Risale-i Nur'dan bana sıra ver. Risale-i Nur'da dahi. Tek başına okuyamıyorsun. Tembellik ediyorsun. Bunları her gün oku. Okurken önünde bir bardak zeytinyağı, bir tabak sirke olsun. Yani şişenin kapağını açma. Açarak değil. Ağzı dar o. Kaba yani. Tabağa boşalt sirkeyi. Tabağa boşalt zeytinyağını. Koyduk mu abim ikisini? Anlamadığınızı sorun. Açık mı? Koyduk. Şimdi okuyoruz. Mesela bak. Diyelim ki Cevşen'den başladık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Gayrin mağdubi aleyhim veleddallin. Bitti değil mi? Bir ona, bir o tabağa, bir bu tabağa. Sure bitti. Veya sayfa bitti. Tamam. Hiç konuşma yok yani. Bunu yaparken hiç konuşulmayacak. Her sayfanın sonunda her ikisine de üfle, boğazından derin üfle. Yani değil. Okumaların bitince birer lokma ekmek bandır ve ye. Bir lokma ekmeği zeytinyağına, bir lokma sirke. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofrasında zeytinyağı ve sirke eksik olmazmış. Hatta zeytinyağı hakkında yiyin, için sürünün. Burada yazmadım ama şimdi söyleyeyim. Allah Resulüne gelmişler, burada yok şimdi. Şimdi hatırıma geldi. Yani ama o detayı da yazamaz, bir sürü defter gibi olur. Allah Resulüne gelmişler, sahabiye hanımlar. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gece yatamıyoruz, rahatsız ediliyoruz, sıkılıyoruz. Yani bizi sıkıyorlar dedikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki zeytinyağını avucunuza dökün hafif. Ondan sonra böyle ben şey de söylüyorum. 7 tane döktükten sonra veya şuradaki zeytinyağı şu okunu ya okuduktan sonra zeytinyağını avucuna dök okunmuş. Avucuna lup lup da olmasın. Koydun böyle saçlarınızı sıvazlayın demiş. Allah Resulü'nün şey rivayeti bu. Şey hadisi. Aleyhisselatü. Bu sefer zeytinyağı kokusundan nefret ederler. Erva habise ve cin. Tamam mı? Sirkeden rahatsız olurlar. Sirke, anlatacağım. Sirke olduğu yere, sirkenin kokusu yükseldiği yere gelmezler. Üfle, okumalar bitince birer lokma, ekmek, bandır ve ye. Toplumsal kafanıza soru takılmış şey veya toplumun bir sorusu varsa sor. Benim hatırıma gelmeyebilir çünkü. Her bir sayfa bitince birer lokma bandırıp yiyeceğiz. Okuduktan evet, sonra. Okunmuyor. Bir lokma zeytinyağına, bir lokma sirke.
Eğer evde sıkıntılı birisi varsa, kızın mesela çocuğun yatamıyor. İkide bir mesela şeyin çocuk bebek hoplıyor. Hoplayıp uyanıyor. Eğer böyle birisi varsa onun odasına sirke tabağını üstünü kapatmadan koy. Sirkeyi, orkun sirkeyi birkaç tane tabak koy yani. Şişe veya çay bardağı. Tamam. Yani öflemen çapı çok olsun diye şişe ağzı ufak olmayacak. Geniş olsun tabak diye. Üç tane tabak koydun sirke. Git bir tanesini yatak odanına koy. Ya ne diyeyim, çay bardağın dibine veya çay tabağı var ya, çay tabağı. Onun dibine hafif olsun yani. Yatak odana koy. Onun kokusu olduğu yerde erva habise giremiyor. Git bir tane daha çay tabağını şeye koy. Salona koy. Tamam. Çocuk mesela, çocuk odası. İkide bir sıçrıyor. Koy kardeş oraya. Nazarı var, korkuyor, ağlıyor. Koy oraya, bak bakalım. Eğer evde sıkıntılı birisi varsa onun odasına sirke tabağını üstüne kapatmadan koy. Sirkenin kokusundan erva habise kaçar. Bina kapısı değil, daire giriş kapısını okunmuş sirkeli bez ile içten ve dıştan tamamen sil. Mesela okunmuş sirke ya. Bam diyorsun, pardon. Yok. Bir bez. Bezi boşalt. Sirkeyi. Bina kapı değil. O aşağıdaki kapı Yok, değil. evin Senin dairenin kapısı dairesi. var ya, demir, çelik. Onun önünden arkandan sil. Tamam. Bu efendim 3 madde etti. 4. Namazını vaktinde kıl ve arkasından mutlaka tesbihatını yap. Zamanın yoksa yürürken yap. Daha zamanın yoksa, memursan vesaire, o zaman kazasını sonra yap. Ama mutlaka ölme şey yatmadan yap kazası. Çünkü şahs-ı maneviye giriş sebebi tesbihattır. 26. sözde anlatır. 5. Akşam ve yatsı arasında namaz tesbihatın sonunda olan peygamberlerin zikrini yap. Namaz tesbihatımız var ya. Onun sonunda ve Eyyube iznada ellezine vesaire küllü nefsin zayikatımı ve 6 tane peygamberlerin zikri var. Onu mutlaka akşam yatsı arasında yap. 6. Sabah namazının sünnetinden sonra namaz tesbihatın sonunda bulunan duayı oku. Ya hayyum ya kayyum ya bediü semavat vel ardı ya zencelal vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hayyum ya kayyum ya bediü semavat vel ardı ya zencelal vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İşte okuyorum. Ya hayyum ya kayyum ya bediü semavat vel ardı ya zencelal vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike. Marifetike, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bir rahmetike, ya Erhamer Rahimin, amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sabah namazının sünnetinden sonra bunu oku. Bunu Buhari'de geçiyor. Buhari, Rabbimi gördüm dedi. Kendi Buhari'de yazıyor. Allah'ı gördüm dedi. Ondan sonra, ya Ahmet Muhammed Buhari. Kendisi söylüyor. Buhari'de görmek diyor, Üstad Hazretleri sahabeden işitmek gibidir diyor. Dedi ki o, Allah'ı gördüm dedi. Yani Allah'ı görmek zaten 20, 31. sözde söylüyor ya. Allah'ı gördü. Dedi ki ya Buhari, yani Muhammed, aslı Muhammed'dir. Ben de ne istiyorsun? Dedi ki ya Rabbi, imansız gelmek istemiyorum. İmanıma mukayyet ve kefil olmanı istiyorum. Allah dedi ki ona, Buhari Hazretleri söylüyor kaynak orada. Eğer sabah namazının sünnetinden sonra bunu okursan imanına ben kefilim. Öf. Daha ne korkacaksın? Gerisi hikaye. Ya teslimiyet yok biz ya. Kitapta okuyoruz, buna teslim. Acaba öyle mi? Ya böyle dediyse böyledir ya. Benim hiç umurumda değil. Bana böyle imansız gibi geldiği zaman diyorum ki benim imanım beni dedi ki Allah da Allah kefil, ona git. Ben garanti altındayım. Allah böyle dedi. Hiçbir şey diyemiyor. İman bende değil ki. İmanın hakikati bende. Mahiyeti onda. Silinse fotokopi. Aslı oradan tekrar fotokopi çık.
Bildin mi ne kadar hoş oluyor, keyif veriyor. Şeytanla da oynamak iyi oluyor ama ha. Başka diye okuyayım. Her gün Risale-i Nur'u kendin duyacak kadar sesli oku. Eğer sıkıntın varsa asayı mısayı oku diyor usta. Akşam yani yatak odanda akşam namazını kıldın. Gece 12'ye kadar mühlet sana ait. En az 10 dakika sesli asayı mısayı oku. Sıkıntın varsa. Sıkıntın yoksa evde sesli normal herhangi bir yerde oku. Sıkıntın varsa asayı mısayı yatak odanda akşamla gece 12 saat arasında en az 10 dakikayı onu sen seç saatini. Hani hangi saat arasında onu sen oku. Üstad Hazretleri siyasetten uzak dur söylemi, sözü ve bunu bahseden mektup kadar külliyatta hiçbir mektup yoktur. Bir tanesi çıksın bana desin. Yani siyasetten uzak dur. 8 seneden beri eski evler var ya Esparta Barlı'da. Kerpiş evler. Yanda oda şey dairede o dinlenen ve dairesinde duyulan radyoyu diyor 8 sene bakmadım, dinlemedim, merak etmedim. Siyasetten uzak dur hakkında hiç bu kadar tahşidat yoktur. Peki niye sadakatin yok? Uzak dur diyor. Kastamonu 38'de diyor ki eğer haberleri takip eden, haberleri takip eden aklını dağıtır manevi bir divane olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Sen hiç korkmuyor musun? Uzak dur. Ha, ustak radyo dedi, ben genelledim. Televizyon ve cep telefonlarından uzak dur. Cep telefonundan söylememin sebebi günahından bahsetmiyor. Beyin enerjisi sömürülüyor. Çok vaka vardı başımda geçen. 5 saat işte 13 yaşındaki çocuk 5 saat çocuk telefonla oynadığı için geçen bir tekstil fabrikasının sahibi çocuğu 13 yaşında bir tane nöroloji yanında, psikiyatrist yanına, aile danışmanı yanına 3-4 kişi de var. O kadar zengin ki onları almış. Çocuğu evin tek erkeğiymiş bir de kızı varmış. Orada ondan sonra o nörolojiden bir tanesi beni tanıyordu. Rica etti hocam. Ben de bir şey yapayım. Ben bu kadar bir heyet geldiniz. Heyet toplanmış, şey yapılmış. Çocukta hiçbir şey yok. Bitmiş. Böyle düşmüş yani. Düşmüş olarak görmüşler ama telefon açıkmış. Her gün 5-6 saat hep oynuyormuş. Beyin bitmiş. Hocam seninle alakalı olabilir mi diye bakabilir sana. Ben de bu şahit olayım dedim ya. Bunlarla beraber ben de heyete gireyim. Gittim çağırdılar. Gittim. Tıpta hiçbir çare yok. Beyin bitmiş. Koyun elini böyle duruyor. Koyun böyle duruyor. Hiçbir beyin fonksiyon yapmıyor. Niye? Ondan sonra dedim ki ben en güvendiğim, en güçlü şeyim. Hurufu mukattamla bakayım. Onlar da bekliyor. Bir parmağını oynatsa, kaşını bir şey ağzını oynatsa onu çapını genişletecekler yani o enerji. Hiçbir tepki yok. Elini götürüyorlar gözüne oynatmıyor. Kapatıyor duruyor. Ondan nasıl bitmişse ondan sonra ben hurufu mukataya okudum kullan. Hiçbir şey yok. Yani beyin yani enerji maliyeten santral gibi sömürülmüş. Hani siz cep telefonuna veya kameradan ses çekerken, suret çekerken, bilgisayarda bir cep telefonunda bir iş yaparken enerji bitmiyor mu? Batarya bitmiyor mu? Bence ha, bitmiyor mu? İşte gözden gelen resmi cep telefonuna kaydederken enerji harcadığı gibi gözden gelen resimler enerji harcıyor buraya kaydederken. Kulaktan, burundan, dilden, dokunmadan, düşünmeden, tefekküre onu seyrederken o seyrettiniz ya oyunu. Hep enerji bataryadan harcadı. Çocuk direndi. Akıl zannediyorum ki şey verdi. Tepki verdi ama direndi. Ondan sonra beyin bir hale geldi ki sıfır etti. Stop etti. Daha yeni parmağını bir kaldırsa tamamdır. Demek ki hala can var. Beyinde artık elektrik imal edilmiyor. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Ruh mu blok olmuş abi? Vallahi Suat, beyin enerjisi cepte. Onun için bağırıp çağırıyorum ki aman ha telefonlardan, çocuklardan, laptoptan. Yani ruhu, ölmemiş de. Yok, yani fonksiyonunu ruhta artık orada fonksiyon. Beyin ama, fonksiyonunu yitirmiş diyorlar. Yani evet, yani şu anda tespit edemedim. Onlar da onunla uğraşıyorlar. Hocam seninle alakası var mı? Benimle alakası olsaydı. Cin veya şeytan erva habis olsaydı Allah'a yemin ederim ki Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri'nin huruf-u mukatasını okudum. Hamim, Hamim Ayn Sinkaf ve İğrabilem'de 7'şer tane. Ondan sonra
14 tane huruf-u mukatta'yı yaptım. 14 çeşit. Elif, la, mim, elif, la, mim, ra, elif, la, mim, sa, ta, ha, ta, sin, ha, mim, kafa, ya, insat. Hepsini tek tek okudum. Hiçbir tepki vermedim. Bitmiş ya. Ha. Başka? Gideceğin bir cemaatin olsun. Haftada en az bir kez derse ve sohbete git. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yap. Yani sünnet-i seniyi her daim rehber yap. Yani bulunduğun cemaat ehli sünnet olsun, helal ve haramlara dikkat ediyorlar mı? Yoksa oradaki zulmetler sana da sıçrar olduğunu unutma. Sirayet dersini dinle. Sirayet dersini dinle. Bir daha şey yapayım. Bak, İmam-ı Rabbani Hazretlerine demişler ki iyi olmak istiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi ki iyilerle beraber ol. Ben onu açtım, iyilerle beraber olun. Doğru yerde, burası doğru bir yer, medrese. Doğru insanlarla, fasık değiller. Ve siz de değilsiniz. Doğru yerde siz, doğru insanlarla, doğru zamanda. E şimdi sabah namazı kılınmaz, şimdi yatsı namazı var. Doğru zamanda doğru iş yap. Birinci bu. Yani sünnet-i seni her daim rehber yap. Bulunduğun cemaat, gittiğin cemaat ehl-i sünnet olsun. Ne demek o? Helal ve haramlara dikkat ediyorlar. Allah'ın emir edile-i şeriyi rehber yapıyorlar. Kitap, sünnet, icma, kıyasa. Yani müştehitlere, müştehitler mi bunlar? Kendilerine göre ahkamı çıkarıyorlar yoksa bir mezhebe mi tabiler? Değilse uzak dur. Hemen ama. Hiçbir onun hikmeti yoktur. Hocamdır, şeyhtir, abimdir. Hikmeti var, sakın deme. Başka? Nurdersi.sitesinde mümkün olduğu kadar her bir tane psikoloji sohbetini dinle. Yani sıkıntı olanlara hitap ettiğim için. Yani sistem nasıl çalışıyor? Böyle bak mesela o çocuğu gitti 13 yaşında böyle. Benim şahit olduğum, külliyattan tespit ettiğim ve içsel enfüsis hayatımda teşhis ve tespit ettiğim ve 300'e yakın yaptığım psikoloji ders var. Sitede ruhsal eksenli. Ruh yani Kur'an, sünnet ve Risale-i eksenli. Yani klinik doktor konuşmaları değil. Ha, onlardan bir tanesini, her gün bir tanesini dinlersen hem görüntü hem sesli var. Sen kendini tanırsın. Başka? 12. Sıkıldığında sohbet edebileceğin dostların olsun. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam cihan şumur peygamber, ondan daha büyük bir şey olur mu? Bir şey olabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Olmaz. O bile sıkılmış. O sıkılmış. Peki ne yapmış? Mesela acayip. Gelmiş eve. Dağlar taşlar diyor, ağaçlar diyor. Bana selam veriyor diyor. Telaş etmiş. Şeytan mıdır, melek midir? Tefrik edememiş. İddiayı. Hatice-i Kübra radiyallahu anha ona sahiplenmiş. Telaş ve endişe etti der. T-E. Telaş ve endişe etti. Yani sohbet edeceği onu rahatlatacak birisisi var. Birisi var. Senin niye yok? Diyelim ki o hanımı. Ondan sonra başka kimi varmış Allah Resulü'nün? Ya Ebu Bekir biraz sohbeti rahatlat. Ya Bilal ezan oku rahatlat. Bir sahabe vardı böyle. Ya Kur'an oku rahatlat. Estağfurullah ya Resulallah, bu Kur'an size geldi. Ama ben de başkasından dinlemeye hoşlanırım demiş. Tamam. Dolayısıyla sohbet edeceğin her padişahın özel sohbet edip rahatlatacağı bir şey varmış. Sohbet arkadaşı varmış. Yavuz'un Hasan Can'ı varmış. Fatih'in Akşemseddin'i varmış. Behlül Dana varmış şeyin. İbrahim şey. Behlül Dana kimdi? Ethem miydi? İbrahim bin Ethem'in Behlül Danası varmış. Herkesin böyle bir şişi var. Senin de birisi olsun. 13. Dertlerin ortaya çıktığında hemen doktor ve hoca arama. Geçmişine dön. İstiğfar ve tövbe ve duaya sarıl. Hemen doktora ne koşuyorsun? Hemen o hocaya koşuyorsun. Daha beter yapacak seni. Ehli değilse. Bir dön. O bir şeyin alametidir. Arabanın ibresi hararetse dur. Onun çaresi var. Benzin inmişse
Onun da bir şeysi var. Hemen dön, tövbe ve istiğfar et. Tamam? Ondan sonra doktor doktor dolaşma. Hekimi azık, dindar bir, namazlı bir doktora git, teslim ol. Bu psikolojide böyledir. Doktor doktor dolaşma. Ondan sonra uyduru, kaçır, kim ettiği, ne ettiği belli olmayan hoca namı altındaki cincilere, ufurukçulara gitme. Yıldızlama açtırma. Yıldızlama açan, falaştıran imanı gider. Açan ve açtıranın imanı gider. Peki ne yaparlar biliyor musun en azından? Ne iş yapıyorsun? Suat Dölücüsün. Sen Almancıyım. Öyle mi? Kuyumcuyum. Sen işçiyim. Öyle mi? Tamam. Hemen Suat sende 7 tanecim var. Şimdi diyor da böyle adam. Ben 2 tane şimdi alırım ama 5 tanesi biraz zor. 7 seansa gelmeniz lazım. Nuska yapmam lazım. Bir para almıyor. Deri yani ceylan derisinde. Şurada Kur'an kursu var. Oraya yani bu kutu onların. Benim değil. Takkem nerede? Orada duruyor. Takkem olsaydı gösterirdim orada. Takkemi anlattım. Peki. Tamam olsun. Paran aldı bilmem ne. Cin. Hiç olmayan bir şey sana yükledi mi? Psikolojin bozuldu bir kere. Cin var dedi. Şüphe bıraktı. Tabii canım. Evhamı. İnsan böyle evhamını aktif etti. Zaten bunu şeytan yapıyor. Sen hastasın diye zaten şeytan. Bir de ne diyor biliyor musun? Daha kötüsün. Hayırdır hocam ya? Niye öyle bak? Ya senin en yakın sihir yaptı sana ya. Büyü yaptı sana ya. Kim yaptı hocam ya? Diyemez yasak kardeş bize. Şimdi sen de artık düşman arıyorsun. Zan altında bırakıyorsun. Ya düşman arıyor. En yakınım. Görümcem midir, amcam mıdır, yeğenim midir, gelin midir, kim ya? Müslüman Müslümanı ava düşmüş. Düşman avına düşmüş. Kim olabilir? Şuraya bak. Müslümanı Müslümana düşürmüş. Bir de İsmail. Sen çok yakın bir zamanda çok eski bir köprünün altına geçtin. Olan İstanbul'da eski köprünün altına geçmediğimiz yer mi var? He? Ondan sonra şu bir ay içinde çok acayip bir sıkılmışsın. Ona sıkılmadığımız gün mü var ne bir ayı? Öyle bir şey söylüyor ki 10 tanenin 10 tanesi isabet edecek. Yani hemen dertlerin ortaya çıktığında doktor ve hoca arama. Geçmişine dön, tövbe ve istiğfar et. Ondan sonra bu listeyi yap. Namerte muhtaç olmazsın. Olmasın kardeşim, ben sana neler okunacağını söyledim. Yani Hizbul Kur'an'da, Hizbul Kur'an nedir? Kur'an'da 6666 tane ayet var mı? 6666 tane. Aklı inşa, inşaattan kalsın. Aklı inşa, inşa. Kalbi iyya, bedeni aktif eden ayetleri seçmiş ustad. 6666 taneden 1000 taneyi seçmiş. O Kur'an'dan seçilen ayetlerin toplandığı yere bu şey Hizbul Kur'an denilir. Hizb etmiş. Kur'an'dan seçin. Hiçbir beşeriyet yok. Dua falan yok. Hep ayeti kerime. Tamam? Bunları. Şimdi sana okuyacak kişi bundan daha değişik bir şey mi okuyacak? He? Oradan seçecek bir tane, iki tane isabet etmiş, etmemiş. Sen kendine tesir edemiyorsan senin halan, teyzen, kardeşin, hocan birisi okusun sana. Efendim 14. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bunu bil. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Düşüncelerin oluşturuyor sıkıntıları. İşte onun için dedim nurderse.com'dan bir tane psikoloji dersi dinle. Koy cebine, en azından MP3'lüdür yani. Çok küçüktür. 10 megabaytlık. Tamam mı? 13 en fazla. Görüntülüsü de var. Sesli diyorum Suat. Demek ki doğru düşünme için doğru düşünme malzemesi lazım. Ne koyacaksın yok elinde? Bak ben size bir şey göstereceğim. Kalkacağım ve getireceğim. Bak şimdi. Bak. Şaşıracaksınız. Bak. Göstereyim size. Bak bu gözüm şey olduğu için az ya. Bu Hizbullah Kayki Nuriye. Yani Cevşenleri var ya. Bugün kaçıncı dersteyim? Yarın 11'de inşallah. Bak Cevşen'i bugün bitirmiştim. Bu ya. Bir şey göstereceğim de. Bu da Hizbullah Kayki Nuriye. Tamam mı? Kur'an'dan 1000 tane.
Şimdi ne göstereceğim biliyor musun? Ben 300 tane psikoloji ders yaptığım halde yer yer kuyuya iniyorum. La ustad sıkılıyor. Resulullah sıkılıyor, teselli veriyor, Ebu Bekir Sıdık veriyor. O sıkılınca peygamber ona şey yapıyor. İnsanız kardeşim, sıkılmayacak, yer yer sıkılan peygamberin ümmeti değil miyiz? Ben de sıkıldığım zaman bak Kur'an'ımın içinde, bak şurada çıkarttım. Şu cebi var ya şurada. Bak şuradan çıkarttım. Kur'an kimse göremez bunu. Ama bak Kur'an'da böyle bir şey. Ama şunun içinde bak şurasında. Kılıfın. Koydum. Nereye gider? Ne bu? Kuyudan çıkmak için beni çıkartacak veciz cümlelerim. Risaleden tespit ettiğim. Bak ne kadar yurt dışında şey yapmışım ki, bu ne kadar şey olmuş ki, terden kopmuş. Bak. Batlayacağım ha. Ama şifre gibi. Size mesela fotokopi çeksem şey yapmazsam. Ben hemen okuyunca. Hemen sıkıldığım zaman mesela şurada. Sabır ve tahammül et. Zerre miktar bir eseri, tereddüt, bir telaş, bir korkaklık sakın gösterme. Onlar zaten senden öyle istiyorlar. Bak. Hayır. İkinci. Ne olacağı değil, ne yapman gerekene odaklan. Teslim ve tevekkül et. Böyle. Sıkıldığım zaman tak diye çıkarıyorum. Sağlam tamam irade. He? Sağlam irade. Tabii. Hemen cebimde hemen tak tak. Bu iki sayfalık. Bir tane seçelim. Senin şeyin olsun. Hop şu cümle. Senin. İnayet altında olduğuna sakın şüphe etme. Tamam mı? Sana, şey, sana yapalım bir tane. Hop. Suat. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmasan mahvi kalır, gider. Hey gibi dünyayı sarsacak elinde mücidditlik var. Nurculuk Risale-i Nur var, dünyayı sarsacak. Devam ediyor. Elinde mücidditlik var. Onunla yaşıyor inşallah. Onunla ahirete, onunla yaşıyorsun. Onunla inşallah ahirete tebdil edeceksin. Bahtiyarlardansın. Ne korkuyorsun? Maşallah. Ama ilim elde et dedi sana burada. İlim onu tard eder. Bu senin eksiğin bu. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Tamam. Ondan sonra koydum. Yani seni kuyudan çıkartacak merdivenlerin olsun. Bak nereye koymuşum? Kur'an'ımı hiç kimse göremesin diye. Kur'an'ımı aldıkları zaman göremiyorlar bak. Diyorlar ana Kur'an. Burada sıkılınca tek çıkarıyorum. Zannediyorlar kazan her zaman huzuru daim de. Ne? Tak tak. Peki. Niçin söyledim? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Ha? Peki dostların olsun niye dedim? İnsan insansız bir noktalı virgül insanlaşamaz. İnsan insansız insanlaşamaz. Çıkamazsın. Rehberin olacak, öyle tangur tungur yaşayamazsın. Cemaatin olacak. Niye? İnsansın. İnsan da insansız insanlaşamıyor. Başka? 15. Kafana giren ses. Bakın. Nefes. Neyi teneffüs ediyorsun? Koku. Dokunma. Tat. İçeriye giren her şey canlanıyor. Ekmek yiyince enerji dönüşmüyor mu? Saç oluyor, tırnak oluyor. Yürüyorum. Unutma. 5 duyguyla giren her şey içeride canlanıyor. Hangi cins malzemeler girmişse o cinsten duygu ve hislerin ortaya çıkar. O zaman girenleri kontrol et. İmam Azam diyor ki girenleri kontrol edemeyen hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. Haram yiyip veya azdırıcı gıdaları yiyen şehvetini kontrol edemez. Helal bile çok yersen haramsa, doyduktan sonra değil mi? Çok yemek. Ya ha, o haramsa ne yaparsın? Helal bile israf oluyor. Tabii ya. Onun için direni kontrol edemeyen 10 dakikaya
şuradan gireni kontrol edemeyen, bir dakika gözünü kontrol edemeyen, girdikten sonra o içeride canlanıyor, aktif oluyor. Onu nasıl kontrol edeceksin? Çıkmasını nasıl yapacaksın? Nasıl def edeceksin? Başka? Doktor teslimiyetin, Allah'a teslimiyetin olsun. İki tane doktor öneriyorum. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Allah'a teslim olmayı öğreneceksin. Bu bir kültür ve eğitim işidir. Ne demek o? Nasıl yapabilirsin, muvaffak olabilirsin? Bunu yazmadım ama burada söylüyorum. Enfusi tefekküre geçenler çok çabuk kurtuluyorlar bu tür şeylerden. Çünkü sıkıntı bedenseldir ve bedene ait olan his, heves, heva, tabiat, asap, damar, donmuş hali cesettir. Sıkıntı bunlarla kalıdır. Eğer enfusi tefekküre geçenler kalp ve ruh derece hayatında oldukları için bedensel hayatlarını vız vuruyorlar. Yani vurup geçiyor, tutunamıyor. Hemen tefekkür ediyor, geçiyor. Eğer içsel tefekkürü yoksa dişte mahkumdur. Peki abi ne yapacağız? Buna şey yapamadık yani. Biz buna daha henüz muvaffak olamadık. Bu tür kardeşlerin, tanıdıkların yok mu? Onlarla beraber ol. Ha o da yok. Yurt dışındayım, polisim, bilmem neyim. O zaman Nur dersinde enfusi derslere gir. Dershaneyi nerede bulmuşum? 1,5 aydan beri uğraşmışım. Neyse orada. Abi dedi çok yalvardı. Sana bağlayabilir miyiz? Verin bakayım bağlayın. Ondan sonra başladı ağlamaya. Sesim duyunca. Çünkü 3 senelerden beri dinliyormuş. Abi bir derdim olduğumdan değil. Bir şeyi seninle paylaşmak istiyor. Ben dedi çok rahatsızdım. 7 senedir ilaç kullanıyorum. City'yi tanıdıktan sonra elhamdülillah kendimi tanıdım. Notlar aldım. Tarif ettiğin gibi okuyorum Risale'yi. Hatırıma gelenleri yazıyorum. Şimdi bana diyordu ki ilk, bunu dedi kardeşlerime anlatman için söylüyorum. Böyle ders şey siteyi böyle sıkıldığım zaman hemen masamda ve her gün arka erken şeytan diyormuş ki içeride nefis, ervah habisesi. Onu açma, o sesi dinleme, ne dinlerse dinle. Kimi açarsan aç. Ben ayıklıyorum ya, bu budur, bu karaciğerdir, bu böbrektir, bu dalaktır, bu beyindir, bu bünyedir, bu dimağdır, dimağın içine 7 mertebe var, bu buradan gelir, bu da buradan gelir, bunun karşısına bunu koy, bunun karşısına bunu topla, bunu çıkar, bunu böl, bunu eksilt, tamam, şuradan şu gelir, şunun karşısına şu koy, işte bunlar yani. Onun için adam istemiyor, onu dinleme, ne dinlersen dinle diyor. İkinci dalında 3 tane katre, zehre, reşat. Her karakterden de 3 çeşit var. 9. Onu seçin. Mesela sen şimdi ev hanımı istiyorsun. Fatıma modelini alacaksın. Sen Hatice modelini alırsan ticaret erbabıdır o. Mektep okumuş. Bir iş insanı, iş adamı ise eşini Hatice alacaksın. Dirayetli, teselli de verir ama ticaret. İlim istiyorsan ondan ne çocuk bekle ne ticaret bekle. Onunla hizmet et. Ayşe modeli alacaksın. Çilenin insanı mı istiyorsun? Hani Karadeniz ve Doğu insanları öyledir. Kocası bıraksa bile 7 sene 10 sene almayalar da şurada burada. Çilenin insanı, böyle hastayım ben o tiplere. Kim o? Asiye modeli. Ondan sonra hissi ve enfusi ve açılım içsel şeyi, tahammül ve sabır, Meyle modeli. Rabia, tarikatçım. Yani enfusi yani. Enfus modeli. Ve Nurculuk'ta enfus tarikat. Böyle modeli seç. Sen şimdi ev hanımı istiyorsun. Fatıma modelini seçeceksin. Öyle mektep okumuş, ticaret yapmış. Böyle şey yapıyor. Almayacaksın. Eve bir hanım istiyorsan Hatice almayacaksın. Fatıma alacaksın. Abi ya her gün derslere gidiyor ya, ders veriyor ama tamam da yani biz onu da şey yapmıyoruz ama abi ya evi de tek çocuklara imal ediyor, her tarafta ders yapıyor ders. Kardeşim sana Asiye şey Ayşe modeli niye aldın? Ayşe modelini eve tutamazsın, çocuk da doğurmaz o. Ticaret yapmaz o, derse koşar kardeşim. Abi bizim sanım Mızıvi ya içeriden çıkmıyor ya. Bu da Rabia modeli. Abi bizimsi de çok adil ya, biraz anlayışlı değil ya. Hanım diyorsa Ömer modelini niye aldın? Abi Halim Selim ya. Ya hiç böyle masaya da vurmuyor böyle. Sadık ama eve, evden eve. Fazla şey değil yani.
Ebu Bekir Sıdık modeli. Yani kendi iç kabında ise enfusu böyle mazlum. Sessizler var ya böyle kenarda. Osman modeli. Hikmet Veli modeli. Ali modeli. Ha? Kecaat. Ondan sonra Şöcaşı, evet. O Musa modeli var öyle. Gündüz oruç tutuyorlar gene şey böyle şeriatçı sünneti seniye Musa ya. Çaktığı zaman bir tanesini ölsün diye şey yapmamış ama çakmış ama adam ölmüş. Zalim birisiydi. Yapma demiş devletin o firavunun memuru. Yapma ne zulme diyorsun ya demiş. A itmiş yani. Vurmuş mu itmiş mi? Keşke vursa bilmiyorum da. Böyle bana çok iyi geliyor. Ondan sonra adam ölmüş. Böyle bir adam yani. Yani o kadar hastayım ki bu insanlara yani model. Tamam. O zaman nasıl seçeyim? Sen ne modelisi? Ona göre seç. Konumuz o değil ama insanda dört tabiatlardan bir tane tabiat var. Ya topraksın İsmail, ya susun, ya ateş, ya hava. Sen eğer topraksan ateş modelini alma. Toprak su modelini alacak. Buhar. Eğer sen ateş modeliysen su alacaksın. Buhar modeli misin erkek veya kadın? Toprak al. Senin yeri çakacak o olur. Benim bir tane bir abim vardı. İsmini vereyim. Ev vermeyeyim. Dedim ki bunları anlatırken dedi ki abi dedim benim hangi modelim? Sen kardeşim dedi. Ayrıca sen hava modelisin dedi. Hava. Toprak değil. Su değil. Ateş değil. Galip. Diğerleri de var ama esas hava. Yani enfusi şeyler böyle. Seni dedi yere çakacak eşin toprak olmalı. Toprak. Dedim ki nerede olur o? Doğu insanı olur dedi. Şarkın. Çok ilginç ya. Böyle müzakere ederdik buna. Bunları anlatırdı bana. Daha ben o zaman 30 küsur yaşındaydım. Enfusi şeylerle derdi ki Hasan tevhidi ben yapacağım. Ben senin abinim. Ama miracı sen yap. Eskiden beri hissi böyle enfusi şeylerim var. Yani simgelerin arkasına geçmek. Dedi ki sen buhar modelisin. Yani ayrı birleştiriyorum. Yani bazen denk getiriyordum. Abi be. Beni bir bu kadar tanıyorsun. Hangi modele benziyor? Sence tabii. Evlensem hangi tip almam lazım ki rahat edeyim evde? Seni dedi buharsın yere indirmesi lazım. Buhar alırsanız hiç şansınız yok. İkiniz de buhar. Aa leylim leylim. Ne dünyadasınız ne ahirette gitti. Ondan sonra ateş alırsan dedi tekrar seni buharlaştırır. Olmaz. Seni yere çekecek sen de ağaç olmaya sebep biyet vereceksin. Yeni çekecek ve ağaç olacaksınız. Evlat ağaçtır. Buharı indirecek aşağı. Toprak. Tamam. O da doğu insanıdır. Acayip bir şey ya. Anladın mı? Böyle... Toprak yine üçüne de uyuyor değil mi abi? Üçüne de yani şey var. Başı evet. Olmuyor. Olmuyor yani. Ama çok ilginçtir bunu. Seni birisi böyle bir Hasan canım birisi olması lazım. Akşemseddin, Şemseddin. Koca Fatih'in peygamberi metine mazhar olmuş bir zatın Akşemseddin'e vardı. E bizim de birisi olacak da benim o zaman Rüştü abi vardı, Hızır abi vardı. Tamam. Şimdi benim hafızım var Talim hocam. Bir o kaldı şu anda. Yani başım sıkıştığı Dehre zaman. Tabii he? Dehre hoca da vardı. Evet o da gitti. Dehre hocam da gitti. Yani yalnız kaldım yani. Allah göstermesin bana da giderse hepten şey. Ama bir şahsı maneviye şimdi daha çok yanaştım. Baktım tek tek hepsi gidiyorlar. Tamam. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edince. Yani onlar şey yani danışıp meşveret ettiğim ehli kalp oldukları için soruyordum böyle mi? Kitabı böyle ama yani şey değil. Bak diyorum kalplerinde söylüyor mesela. Ondan sonra durup dururken seni arıyor. Canın hiç daha selam vermeden alo diyorum ayet-i kürsü okuyor. Tam da vaktinde vesaire. Böyle birilerinin olması lazım. Anne erte tabii. Doktor meşguliyet dedik tamam mı? Evet. 17. Evin içinde ve yatak odanda ruh sahibi resimler olmamalı. Dini motifler olmalı. Yani mesela at ruh sahibidir. Ağaçlar ruh sahibi değil. Çiçekler ruh sahibi değil. Ziruh değil. Zihayattır. Ruhu olan abi Kabe resmi var dedi. İnsanlar var. Suratı net olmamalı. Net değilse böyle bulanıksa bir şey olmaz. Yani şey olmamalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim resmimi bile görseniz indirin dedi. Ayağınızın altına alın. Haşa tövbe estağfurullah. Abi bu dedemin.
Abi ustadın. Ya kardeşim Resulullah diyor ki benim resmim bile olsa. Ha. Yani resimler olmamalı. Resimde kasıt göz. Gözü Rus'a at, köpek. Onlar ruh sahibidir. Olmamalı. Yani ruhu olmayan deniz, doğa. Ama din motifler, besmeleler vesaire onlar erva habisi gelemiyor. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bir lale var ya bizim o okunacak duvaları. Okunacak duvaları. O büyük bir şey yapıldı böyle duvara asılacak gibi. Bir kardeşimiz gelmişti. Vakıf biraz rahatsızdı. Dedim ki o hani var ya taşındığınız duvalar. Duvara asıldı. 4 sayfalık. Ha 4 sayfalık. Evet. Tamam mı Suat? Evet abi. Bak iyi dinle ama. Masaya koydum. Dedim ki şu avucunu aç. Gezdir bakalım. Hepsi ayrı ayrı yerde duruyor ya. Doğumla alakalı var. Sıkıntı olan var. Polis silah şeyi var. Buğran gece yatamayım nazar. Yani ne bulduksa. Ben Mısır'da buldum. Suriye'de bulduk. Halep'te şurada burada. Doğu'da ve eskilerden kalma. Osmanlı şey. Oradan padişahların elbiselerinden çektikleri duvalar. Tamam. Koydum onu dizdim ya o şey kağıda. Da yapıştım. Dedim ki elini gezdir. Elini gezdir bakayım ne yapacak. Abi burası yaktı diyor. Abi bu bir şey değil. Abi ondan sonra ben size bir tanesini söyleyeyim. Yasin'in Vefki var. Yasin'in Vefki'ni görünce öyle böyle dönmeye başladı. Gitmiyor. Yasin'e gitmiyor. Koy dedim ya. Abi ya koy. Gitmiyor. Eli hop çeviriyorlar. Hem de nasıl biliyor musun? Duman gibi dalga yaptırarak. Onun da niye olduğunu bilmiyor. Şöyle atmıyorlar. Şöyle direniyor. El böyle gidiyor. İlk defa gördüm. Ama böyle bir yapayım dedim bakayım. Deme damarlarda dolaşan ruhani şeyler. Evet evet. Damarda dolaşanlar olduğu için. İşte kan gelecek ya buraya. Biraz yavaş dedim. Kan devri daim olsun. O mesela Fetih Suresi abi de ateş bastı dedi. Musa Aleyhisselam'ın Süleyman Aleyhisselam'ın mührü Süleyman'ı var. Abi o dondurdu diye elimi diyor. Üşüttü dedi. Tamam. Orada doğumla alakalı vardı. Ben, o bilmiyor tabii. Ben bildiğim için onu. Bir şey olmadı abi dedi. Ondan sonra, nazarla bir şey olmadı falan. Yasin'de eli çevrildi ya böyle. Bir tanesi vardı. Bunu söyledim beraber kaldığımız kardeş benim emsalle. Ya böyle böyle. Ya öyle şey mi olur dedi ya. Dedim ya gel. Gel. Ne yaptı dedi. Böyle böyle yap. Sen bir yapsana. Ne olacak yani dedi. Yani ben farklı mı hissedeceğim dedi. Yok abim ya bir bak dedim ya. Ne olacak? İlle cin, şey, cin değil ha. Cin değil. Erva habisi yani. Düşüncelerin oluşturdukları olumsuz düşünceler enerjidir. Enerjiler de ruhanidir. Erva aliyesi var. Erva habisesi var. Doğru düşünürsen erva aliye Allah yaratıyor. İyi düşünürsen erva habise yaratıyor. Düşünceler enerjidir. Enerji de ruhanidir. Hiç onda enerji yok mu yani olumsuz? Var, haberi yok tabii. Dedim abi ya şey yap. Ne olacak yani benim elim bir şey olacak dedi. Ben dedim bak. Hı? Allah Allah. Buradan yaptı. Demiyor ha enaniyetini. Anlıyorum tabii geri alıyor. Allah Allah bir de buradan yapayım diyor. Geliyor orada duruyor. Tamam. Her şeyi deniyor. Buraya koydum. Hasan dedi elim yandı dedi ya burada. Baktım yerde Fetih Suresi. Tamam. Yani içe kapanık bir insan. Kapanık. İç düşünüyor, açmıyor. Benim hakkımda bir şey düşünüyorsun lan sor bana. Hikmeti neydi? Hata yaptım, özür dileyim, rahatla. Hep içine tuttun. Enerji oldu. Dedim ya böyle böyle şeyim var. Bak gördün mü? Bütün o dualar manalar var mı sende? Ha? Abi? Bütün o okunan duaların manaları var mı? Niye? Ha, ama bazıları var. O kadar 4 sayfa hepsini bilmiyor. Çok var yani çünkü. Çok. Çünkü yani orada onu taşıyan istisnasız. Osman tabii. İstisnasız hiç kimse şey o yok. Hepsi var. Niye hepsini toptan koyduk? Hangisi hastalığın varsa isabet etsin. Mesela diyelim ki nazarın var. Oysa sihir yapılmış sana. Ya. En büyük sihir şeyle yapılıyor. Telefondaki oyunlarla televizyonlardaki aile dizilerinde haberlerde yapılıyor. Gördünüz mü işte, sınıfın için 25. kareyi gördünüz mü? 19. saniyede. Sen, 19. saniyede bak. Evet. O da sen gösterdin. Ben istersen benim Nur dersine koyabilirim.
Müsveç'i. Bak 19. saniyede miydi? Evet. İlk başlarken. Sınıfına koymuşlar. YouTube'a girdiğinde bak. Bak görürsün onu. Nasıl 25. kareyi koymuş. Dur bakayım 19. saniyede bak. O resmi gör. Ama filmi seyrederken onu gözün görmüyor. Fark etmiyor. Görüyorsun. İnce böyle bir kalem gibi şöyle bir şey geçiyor. O da filmin şeyi. Eski film çizgileri zannediyorsun. Oysa 25. kare var. Tamam. Peki. Vâhır davâhum. Soracağınız var mı? Vâhır davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavâh.